Hocam bildiğiniz gibi yarın Peygamber Efendimizin kainatın efendisinin dünyaya teşrifi, dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü, doğum günü. Bununla alakalı kandilleri kutlamakla alakalı hocam bidat diyenler var. Ondan sonra çeşitli spekülasyonlar var. Bunlarla alakalı neler düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle bunları alalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Estaizu ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz. Aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil mü'minine raufur rahim. İlâ ahiril âye. Sadakallahul azim. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evvela yarın akşam idrak edeceğimiz Mevlid kandilimizi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladetinin doğumunu kutlayacağımız kandili Mevla hakkımızda mübarek eylesin, makbul eylesin. En güzel şekilde zirve istifadelere, değerlendirebilmelere cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim gafletle geçirmekten, bu gecelerden unutmaktan, ihya edememekten bizleri muhafaza eylesin. İşte öncelikle yani burada yani bizim düşüncemiz önemli değil. Yani bizim düşüncemizden, senin düşüncenden ne olur? Onun düşüncesinden ne olur? Ama burada Rabbimizin düşüncesi önemli olan, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu önemli olandır. Ona bakmak lazım. Kandil geceleriyle alakalı yoktur, vardır. Ondan sonra bu gibi spekülasyonlar, bu gibi ifadeler insanımızı zaten ibadet kaçkını olan, ibadet konusunda biraz gevşekliği olan insanımızı ibadetten soğutmak için söylenen ifadeler olarak değerlendiriyorum ben. Yani camiye bir adım daha yaklaştırmak, camiye insanları buluşturmak, toplamak için değil de camiden kaçırmak için, camiye gelenin yoluna engel olmak için söylenmiş sözler olarak değerlendiriyorum. Çünkü zaten milletimiz 365 gününü gafletle geçiriyoruz. Televizyonlar, internetler, futbollar, bilmem müsabakalar, yarışmalar derken çalışma, iş güç. Zaten millet böyle tabiri caizse suyu sıkılmış limona, posası kalmış limona dönüyor. Geldiği zaman akşam evine. Orada da evinde yemeğini yiyip böyle eğer kahve alışkanlığı, kötü alışkanlığı yoksa tutuyor kanepenin üstüne şöyle bir yayılıyor adam. Yani vakayı konuşuyoruz. Anlatıyor, biz bunu biliyoruz, duyuyoruz. Ondan sonra kumanda elimde diyor hocam diyor. Namazı da kıldıysam diyor. En güzel vücut beni ne zamana kadar saldı, bıraktı. Ondan sonra o kanepenin üstünde uyuyuncaya kadar bir kanal senin, o kanal benim, zappingleyerek devam ediyorum diyor. Ondan sonra uyku, kalkıp en son artık belli bir saatte kalkıp yatıyorsun. Böyle diyor, günümüz gecemiz böyle. Günde 4,5 saat televizyon seyreden bir milletimiz var. Ve bunların çoğunu erkekler, yanında kadınlar seyrediyor ve gençler ve çocuklar seyrediyor. Dizilerle beyinleri adeta bombardımana tabi tutulmuş. Çizgi filmlerle, internetle beyinleri hapsedilmiş bir insan kitlemiz mevcut. Şimdi bu ortamda tutup da 5 gece, bir yılın 365 gününün 5 gecesini ihya et, bu geceleri gafletle geçirme, değerlendir, bu geceleri mübarek gecelerdir, sevabı, kıymeti bol gecelerdir. Bunları kalkıldığı zaman, değerlendirildiği zaman Mevla Teala Hazretleri dualara icabet eder. Bu geceleri yok mu dua isteyen, dua eden, duasına icabet edeyim, yok mu bir ihtiyacı olan ihtiyacını göreyim. Her gecede bu böyle bir Rabbimizin bize karşı vermek istediği, kabul etmek istediği şeyler vardır ama bunu değerlendirir. Tabii bu gecelerde daha da ihtimam ediliyor. Şimdi 4 gece hakkında zaten ya bir ayet var, ya bir sure var, ya da hadis-i şerifler var. Mesela Kadir gecesi hakkında müstakil bir sure var. Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir diye bildiğimiz Kadir suresi var. Yani bunu tartışan, böyle bir gece yoktur diyen dinden çıkar zaten. Yani bu gecenin kutsallığını, mübarek olduğunu, varlığını, yokluğunu tartışmaya açan adam veya
şüphe eden, tereddüt eden adam dinde imani sorunu vardır. Dinden çıkar. İsra suresiyle alakalı olarak, Miraç kandiliyle alakalı da aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Mescid-i Aksa'ya bir gece yürüyüşüyle yolculuk ettiğini inkar eden adam da dinden çıkar. Yani bunu bırak, vardı yoktu tartışması. Bak ne oldu? Oradan göklere, oradan da yedi kat semaya ve Mevla Teala'nın katına yükselişini inkar etse ehli bidat olur. Ehli sünnet çizgisinden çıkmış olur. Çünkü ayet-i kerimede Sübhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bir gece yürüyüşüyle, İsra gece yürüyüşüyle kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Mescid-i Haram'dan, Kabe'den alıp Mescid-i Aksa'ya yürüten, o yolculuğu ona yaptıran Mevla Teala'nın şanı ne yücedir, ne münezzehtir, ne paktır diye başlayan ayet-i kerimeler zaten İsra suresinin ilk ayetleri. Bunda da bir sorunumuz yok. Miraç kandilinin mübarek oluşuyla ve faziletiyle alakalı. Yani peygamberlere inanıyorsak, iman ediyorsak bunlara da iman edeceğiz. Şimdi, ve bileceğiz evet, yani. Berat kandiliyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi var. Sağlam hadisi, hadis-i şerifler var. Şaban'ın yarısı gecesi, nisf-i Şaban buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gecede Beni Kelp kabilesinin günahları, koyunlarının tüyleri adedince günahkarların günahları affedilir. Yani niye o geceyi ihya edene, o geceyi değerlendirene, boş geçirmeyene, gafletle olmayana ne yapar? Beni Kelp kabilesinin sürüleri ki Arapların en çok koyun davarları, sürüleri olan kabilesi olarak bilinen, maruf olan bir kavim. Onların koyunlarının tüyleri adedince bir de insanlar bu gecede affedilir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da var. Yani bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Gene Duhan suresinin ilk ayet-i kerimeleri de gene Berat gecesine delalet eden ayetlerdir deniyor ulema tarafından. Geriye kaldı Regaib kandili. Regaib kandili ile alakalı da Efendimizin hadis-i şerifleri var. Bir tek Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifade buyurmadığı veya Kur'an-ı Kerim'de ayet olmayan gece Mevlid Kandili. Bu gece yani yarın gece kutlayacağımız Mevlid Kandili var. Bu gecede tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu münasebetiyle cehalet döneminde, cahiliye döneminde Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir güneş olarak dünyayı teşrif ediyor, aydınlatıyor, dünyayı şereflendiriyor ve 40 yaşına kadar da peygamber olduğu bilinmiyor. Peygamber belki anlaşılıyor bazı alametlerden hissediliyor, bekleniyor ama daha peygamberliği ortada yok. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum gününü kutlamak, bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 40 yaşına kadar böyle bir şey yoktu. Çünkü ortada İslam yok, din yok, Müslüman yok. 40'ından 53 yaşına kadar 13 sene zaten dini tebliğ için gizli ve açıktan davetle uğraştı ve son derece çileli yıllar geçirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çileyle, sıkıntıyla, işkenceyle, Müslümanları kayırmayla, korumakla, İslam'ı yaymakla vazifeliydi ki burada yani böyle bizim gibi ferah bir zamanda bu işlerle uğraşması zordu. Medine döneminde zaten devlet oldu ve artık devletin kurulması, devletin ahkamı, savaşlar ve hukuki işler süreci başladığından daha sonra da yani tabi'in döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Sahabe artık nesilleri biraz daha azalmış ve neticede peygamberi ve peygamberi yansıtan aynalar olan sahabeler artık ortadan kalkmaya başladıkça peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlatan her şey bu ümmete güzel gözükmüş. Yani geçmişlerimiz ne diyorlar? Medine-i Münevvere dendiği zaman Medine'ye tek başına Medine demiyorlardı. Medine-i Münevvere, nurlu şehir, nurlanmış, münevver şehir, aydınlık, pak, insanların feyiz, bereket bulduğu, huzur, sükunet bulduğu, sağlık, sıhhat bulduğu bir memleket. Yani eskiden Yesrib'ti ismi. İşte sıkıntılı, işte şeyler olan, nedir onun, sıtma, gidenin sıtma olup döndüğü, sivrisine çok hastalıklı şehir olarak tanınan bir şehirdi. Ne zaman ki Efendimizin vefat hicretiyle birlikte şerefler. Medine, Yesrib Medine oldu, münevver oldu, nurlandı, aydınlandı. Ve Medine ismi geçtiği zaman Medine-i Münevvere demeden eskiler, büyüklerimiz ne yapmaz? Anmazlardı. Bu isim söylendiği zaman da sallallahu ala sakiniha,
o diyarın meskununa, o memlekette yatan, oranın sakini olan peygambere salatü selam olsun. Medine dendiği zaman hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akla gelir. Peygamber akla gelir gelmez de hemen ona salavat-ı şerife getirmek akla gelirdi. Yani onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle bağlılar, böyle sevmişler, böyle her şeylerinde onu. Edebiyatımızda bakıyorsun, şairler şiirlerini yazmışlar. Edipler eserlerini, nesirlerini yazmışlar. Ve bakıyorsun uçan kuşa selam gönderiyor kuşla beraber. Ey diyor ki işte turnalardan, kuşlardan Efendimiz'e yolun oraya giderse selam söyle diyor. Rüzgarı görüyor, Meltem esiyor, sabah rüzgarı esiyor. Ey bağdı sabah, yolun uğrarsa semti harameyne, tazimimi arz eyle Resulü sekaleyne. Senin yolun ey rüzgar, ey bu sabah rüzgarı, güzel ılık esen rüzgar, yolun Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şehri olan Medine-i Münevvere'ye uğrar, peygambere uğrarsan benim selamımı da senin aracılığıyla ona ulaştır diye uçan kuştan peygambere selam yollamışlar. Esen yelden selam yollamışlar. Ne hatırlarına geldiyse peygambere hatırlatacak. Bak padişahların sorguçlarının üstünde, kavuklarının üstünde şey vardı. Sorguç denilen o tavus kuşunun tüyünden alınmış şeyi en baş şeylerine koyarlardı. Sebebi şu, 3. Ahmet zamanında yapılıyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini süpürülüp temizliğini tavus kuşunun tüyüyle yaparlardı. Yani tabii o zaman orada bir kaba pisliğin birikmesi mümkün değildi. O kadar bir beklemesi, birikmesi. Çünkü o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret, saygısızlık sayılır diye. Ama her gün yapılan bu temizlik, ince, detaylı temizlik, tavus kuşunun o yumuşacık telleriyle, tüyleriyle yapılırdı. Ve ondan bir parça alınıp sarığının, sorgucunun işte başına taktığı kavuğuna takılırdı ki ben padişahlar padişahı olarak dünyanın en büyük imparatorluğunun devletinin sultanı olarak bilinebilirim ama neticede ben Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hizmetçisiyim, onun ayağının tozuyum, kölesiyim. Onun yattığı kabir toprağının ve etrafının ancak ben sübürkecisi, hizmetçisi olmaktan başka bir şey olamam diye böyle hassasiyet göstermişlerdi. Ve Osmanlı ta İngilizler oralara müdahale edip Mısır'ı Süveyş kanalını işgal edip oraya gelinceye kadar Osmanlı ne yapmadı? Medine kalesine, Mekke kalelerine hakimiyet alameti, sembolü olan bayrağımızı dikmedi oralara. Niye? Bayrak bir memleketi işte savaşla alınan, oraya hakim olunmanın alametidir. Biz buraya, bu ülke bizim, bu şehir bizim, biz buraya hakimiz, biz buraya ele geçirdik demektir. Dolayısıyla burası bize savaşla değil, biatla bize teslim edilen ve bize emanet edilen ve boynumuzun borcu olan hizmeti üzerimizde bir emanet, bir sorumluluk olan bir memlekettir. Peygamberin diyarı, Mevla Teala'nın, Allah'ın evi, evinin bekçiliği, bunlar az bir şey midir diyerekten hakimiyet alameti olan bayrağı dikmediler oraya, kalelere. Hocam, ne zaman ki İngilizler artık oraları tehdit olmaya başlayınca bir dakika deyip o zaman diktiler. Bidat diyenler veya Mevlid Kandili'nin kutlanmasına bidat diyenlere gelince bununla bağlantılı olarak şimdi bidat diyen zihniyet her şey olmaz, var veya yok anlayışıyla olur olmaz var yok. Yani keskin uçlar. Üçüncü bir şeyi kargadan başka tabiri caizse kuş tanımayan bir şeyi var ve yokla ifade etmeye çalışan zihniyetin bazı şeyleri anlama da anlatabilme de kabiliyeti yok. Şimdi eskiler bak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e böyle hürmet ediliyordu. Böyle Efendimiz'in sevgisi, hürmeti, muhabbeti böyle değerlendiriliyordu. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir postacı gibi ki ona Kur'an gönderildi. O Kur'an'ı da al size Allah'ın size mektubudur, beyanıdır deyip bize açıkladı ve vazifesini tamamladı. Böyle bir değil. O ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet. Sana da bana da mümine de kafire de icabet etsin etmesin. Hepsine rahmet. Meleklere dahi. Hatta bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin ayet-i kerimesi gelince
bütün Habibim biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderildik. Ayeti gönderdik ayeti indiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cebrail aleyhisselamı sordu. Ey Cebrail ben Mevla Teala benim hakkımda böyle buyuruyor. Peki benim sana rahmet olmam nasıl olur? Oldu diye sorduğunda Efendimiz Cebrail aleyhisselam buyurdu ki ya Resulallah sen bütün alemlere rahmetsin. Allah'ın da beyanı ayeti budur. Bana rahmet olmana gelince şu şekilde oldu. Melekler daha insanlar cinler yaratılmadan melekler ve cinler yaratıldı. Şeytan bize 20 bin sene hocalık yaptı. En büyük o alimimizdi. En Azazil. Meleklerin Azazil ismiydi o zaman. Cennette Allah daha onun lanet edilmeden, kovulmadan önce meleklere hocalık yapıyordu. Ve levh-i mahfuzu okur ve derdi ki bize ikaz ederdi. Hepimiz korkardık. Bak içinizden bir tanesi çıkacak ki Allah'ın emrine karşı gelecek. Kibrinden sebep, gururundan, kibirinden sebep Allah'ın emrini çiğneyecek ve Allah'ın lanetine müstahak olacak, cennetten kovulacak. Dikkat edin, sakın siz onlardan olmayın. Bak böyle bir duruma düşmek var derdi, bizi ikaz ederdi. Ve acaba biz mi Allah'ın rahmetinden kovulmuş olacağız? Ondan sonra cennetten çıkarılan olacağız diye her melek böyle bir endişe içindeydi. Bir de baktık ki bunu bize diyen şeytan aleyhillâne Allah'ın lanetine maruz kaldı, kibretti, secdelerden imtina etti ve cennetten kovuldu, lanete müstahak oldu. Böyle olunca gene hepimizi bir korku aldı. Çünkü bizim bu kadar büyük ilim sahibi olan bir hocamız önümüzdeki imamlık yapan, 20 bin sene bize önderlik yapan bu hatayı şeytan yani Azazil kovulduğuna göre, bu hale düştüğüne göre biz haydi haydi düşebiliriz. Herkes bu endişeyle içindeyken biz de böyleydik diyor. Ne zaman ki ya Resulallah sen gönderildin, sana peygamberlik verildi ve bu ayet indi, şu ayet indi. Habibim inna erselnake şahide ve beşire ve nezire nezele bihi ruhul emin. Habibim biz onu, o Kur'an'ı emin bir ruh sahibi olan Cebrail tarafından sana gönderdik. Yani bu Kur'an'ın sana ulaştırılmasında elçilik vazifesini yapan, görevini yapan melek Cebrail aleyhisselam emin bir melektir. Nezele bihi ruhul emin. Emin ruh olan Cebrail sana bunu getirmiştir deyince Allahu Teala bu ayet gelince o zaman ben bildim ki ben daha kaymaktan, caymaktan, cennetten çıkarılmaktan, lanetlenmekten kurtuldum. Çünkü Mevla benim hakkımda böyle bir emniyet garantisi emin dedi. Emniyetli olduğumu beni şey yaptı mı? Emniyetli olan da artık kovulmaktan, lanetten kurtulmuş demektir dedim. Ve o endişem gitti. Senin de bana rahmet olman böyle oldu ya Resulallah diyor. Şimdi burada bakın yani melekler dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini takdir ederken, bütün peygamberler ona ümmet olmayı beklerken, ondan sonra bizim geçmiş büyüklerimiz, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-u tabi'in, onun yolundan gelenler bu kadar. Sen tutup da yani peygamberin doğumundan sevinmenin bir anlamı yoktur. Bu geceyi ihya etmenin, değerlendirmenin, ona salavat-ı şerif okumanın hiçbir kıymeti yoktur dediğin zaman senin de yaptığın bu şeytanlık işinden başka bir şey değil. İnsanları secdelerden kaçırmak için, insanları camilere gelip bir gece daha fazla, daha farklı bir şekilde şu huşulu, şuurlu bir şekilde ibadet edebilmesine engel olmanın anlamı nedir? Yani bidat demek, bu dinden olan bir şeyi sen yapıyorsun. Dinden olmayan bir şeyi ortaya koysan, yani olmayan bir şeyi varmış gibi ortaya koyarsan o bidat olur. Ama din salavat getirmek, peygambere salatü selam getirmek bidat midir? Allah buyuruyor. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri o nebiye, o peygambere salavat getiriyorlar. Ya eyyühellezîne âmenü, ey iman edenler, sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Hadi siz ne duruyorsunuz? Allah salat ederken, melekleri salavat getirirken siz de durmayın ey müminler, siz de o nebiye salavat-ı şerife getirin buyuruyor Mevla Teala. Her cuma bunu hutbelerde okunuyor. Bu dolayısıyla şimdi tutup da peygambere salavatın bol getirilmesinin öneminden bahsedilen bir gecede peygamberi yad etmenin, hatırlamanın, onu rahmetle anmanın
hatırlandığı bir geceyi sen değerlendirmeyi nasıl bidat dersin ya?